Merhaba. Merhabalar Rukiye, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Takipçilerimiz de iyiyse herhangi bir sıkıntı yoktur. Aynen öyle. Bugün ne konuşuyoruz? Tarih ve Kürtleri konuşuyoruz. Tarihle Kürtleri konuşacağız takipçilerimizle. Ben hemen şöyle şey yapayım. Herkes hoş geldi. Yayında herhangi bir sorun yok. Sesimiz net duyuluyor inşallah. Duyuluyor, yok gibi. Bilmiyorum yani. Ya sıkıntı yokmuş seste. Tabii biz bazen bu tür canlı yayınlar yapıyoruz. Hem takipçilerimizle yüz yüze sohbet yapmak, en azından canlı bir şekilde onlara sesimizi duyurmak, varsa soruları bu sorulara cevap vermek, bu şekilde iletişimimiz daha sağlıklı oluyor. Şimdi ekrandan sorular var. Biz o sorulara daha sonra zaman yettiğince cevap vereceğiz. Olurken sen not edersin. Aynen. Bu şekilde dilersen başlayalım. Tamam. O zaman tarih neden önemli diye başlayalım. Girişi yapalım. Yani biz takipçilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Tarih, insan ve kimliği arasında önemli bir zinciri oluşturuyor. Önemli bir halkayı oluşturuyor. Bu halkalardan herhangi bir tanesi koptuğu zaman insan geçmişe dair, kendisine dair bu zinciri tamamlamayıp ve kırdığında kimliksel bir bunalıma girer. Kimliksel bir bunalıma girdiği için kendisine ait, geçmişe dair verileri sağlıklı bir şekilde bilmediği için bir sonraki nesle aktarması imkansızlaşıyor. Tarih bu açıdan çok önemlidir. Biz özellikle Kürt toplumu son yıllara kadar tarihi çok ideolojik bağlamda ele alıyorduk. Veya tarihimizi bir başkasının yarattığı algıyla değerlendiriyorduk. Bu algı bize sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmıyordu. Çünkü ideolojik bir bağlamda ele alındığı için insanlar tarihi çok kategorize ederek değerlendirmeye başladılar. Kategorize etmelerindeki en büyük problemler dediğim gibi tarih yazımının Kürtler tarafından değil de bir başkası tarafından ele alınmasıydı. Bugün artık işte son 15-20 yıldır Kürtler arasında gayet iyi bir şekilde tarihi yazan, çizen, araştıran, kitlelere aktaran çok değerli hocalar var, çok değerli insanlar var. Bu sosyal medyanın da vermiş olduğu nimetler, bilgiye ulaşım, kaynaklara ulaşım, bir başkasının tarih yazımını, bizim üzerimizdeki tarih yazımını ortadan kaldırdı. Dilerim böyle de devam eder. Peki hocam, biz Kürtler tarihleriyle ne kadar ilgileniyor? Yani şimdi Profesör İzadi'nin önemli bir Kürtologdur, hocamızdır. Bir sözü var, Kürtlerin en az ilgilendikleri alan kendi tarihleridir. Gerçekten de biz en az kendi tarihimizle ilgileniyoruz. Bunun sebebi dediğim gibi kimliksel bir problem. Çünkü şöyle yaftalamışlar Kürt tarihini. Ya bizim tarihimiz iyi şeylerle dolu değildir. Sürekli bir ihanet tırnak içerisinde yaratılan bir algı var. Sanattan bilmeyen, edebiyatı olmayan, medeni olmayan. Bunu sözüm ona tırnak içerisinde Kürt dostları, Kürt gençlerine, topluma aktardı ve bu yanlış algı korkunç tahribatlara yol açtı. Bunu düzeltmek kolay değildi. Bilhassa belirli şahsiyetler üzerinden dönen kötü algılar vardı. Uğraşınca, insanlara doğru saf, temiz bilgiler aktarınca o algıları ortadan kaldırmak da güç olmuyor. Nitekim çoğu ortadan kalkmıştır. Bazen sancıları oluyor buna dair. Bu sancıları da zamanla toplumun atlatacağını düşünüyorum. Bu bağlamda işte
Mesela hemen bir örnek vereyim. Ayasofya ile ilgili bir paylaşım oldu. Evet. Ayasofya ile ilgili paylaşım son 3 yıl içerisinde 4 defa güncellenmiş. 4 defa. İşte Molla Gorani, Fatih'in hocasıdır. Dönemin çok iyi bir alimidir. İyi bir profesördür, iyi bir eğitimcidir ki şehzadeleri dövecek kudrete sahiptir ki Osmanlı'da sen şehzadeye tokat falan atamazsın ama Molla Gorani'nin Fatih'i, Şehzade Fatih'i dövdüğü biliniyor vesaire. Böyle bir zat Osmanlı'nın İstanbul'u kuşatıp zaferle çıkmasında önemli roller üstlenmiştir. Bu önemli rolleri biz 3-4 defa paylaştık. Ama paylaştığımız zaman bazen hashtag kullanırız, etiket kullanırız. Amaç o etiket üzerinden bilginin daha farklı kesimlere ulaşması. Çünkü biz bazen risk alarak bunu yaparız ama amacımız bir başkası bu paylaşımı görüp bizden haberdar olsun ve onlara anlatılan tarih bilgisinin ne kadar çarpık, ne kadar yalan olduğunu bir şekilde öğrensinler. Bu bağlamda inanılmaz bir karalama kampanyası başlatıldı. Gereksiz, anlamsız. Hani biz oranın işte müzeden camiye dönüştürülmesine tarafmışız gibi bir algı yaratıldı ki ben bu algıyı yaratanların da hesaplarına bakınca hiçbir takipçileri yoktu. Kullanıcı veya takipçi sayısı sıfır şeklinde vesaire. Böyle bir sürtüşme oldu. Tarih bizim her zaman hoşnut olacağımız bir alan değil. Çünkü Kürtler çok farklı yerlerde, çok farklı dönem ve zamanlarda önemli insanlar yetiştirmiş. Ve bu önemli insanlar farklı devletlerin bünyesinde hizmetler yürütmüş. Ama burada kıstas, ölçü bu isimler. Bir hizmet yaparken Kürtlüklerini unutmamışlar. Bunu dile getirmişler ki hepsinin ismi son şeyi Kurdi diye biter. Molla Gorani de bunlardan biridir ve biz Molla Gorani'yi sahiplenmemiz bu bağlamdadır. Başka bir bağlamda hocam, değil. Peki evet. Hazır Ayasofya'dan bahsetmişken tarihte Hristiyan Kürtler var mı? Şimdi Hristiyan Kürtlerin olduğuna dair çok ciddi veri yok elimizde. Marco Polo'nun biliyorsunuz kendisi gezgindir. Babası Nicola Polo ile birlikte Asya turuna çıkıyor. Babası ve amcası iyi tüccardırlar. Bu vesileyle Asya milletleriyle tanışıyor. Musul ziyareti ki biliyorsunuz Marco Polo Kubilay'ın da bir dönem Kubilay Han Moğol İmparatorunun hizmetine giriyor. Hatta Kubilay onu görevlendiriyor farklı bölgelerde ticaret nasıldır ya da insanlar neler yapıyor buna dair kayıt tutar, veri tutar. Moğol İmparatoruna sunar vesaire. Musul'a geliyor Marco Polo. Musul'a geliyor. Musul'da Kürtlerin yol kesip hatta yağma yaptığından hoşnut olduklarına dair bir not düşüyor. Yani şöyle diyor. Kürtler yol kesip yağma yapmakta büyük bir mutluluk, büyük bir zevk alıyorlar diye. İkinci bir notu da oradaki Süryanilerle ilgilidir. Muhtemelen o dönem işte Hristiyan Kürtler de var algısı Marco Polo'nun bu tespitine de paralel bir şekilde ilerliyor. Çünkü Süryanileri gösterirken diyor ki bunlar Kürttür ama dinleri farklıdır. Sebebi de şu, Süryanilerle birlikte yaşıyoruz ta antik çağdan orta çağa kadar. İşte ataları Asurilerdir vesaire. Kürtler etkileşim var, Kürtler kaynaşma var. Bunun doğal olarak bir sonucu insanların hani etnik bağlamda işte kültürel benzeşmeden yola çıkarak aha kültürleri benziyor, herhangi bir ayrım yok aralarında. Bunlar da Kürttür diye bir not düşmüş. Ama İslam savaşlarında bilhassa Hazreti Ömer dönemine denk geliyor bu. Bitlis'te Hristiyan değil de Zerdüşt Kürtlerin olduğu daha çok açıktır ve buna dair daha çok veri vardır.
Erdebil'de var. Örneğin geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. İslam ordusuyla Kürtler karşı karşıya geliyor Erdebil'de. Hazreti Ömer'in görevlendirdiği bir komutan zulmediyor. İşte Ateşgele, yani o günkü Zerdüşt Tapınağı'nı yıkacaklarını söylüyorlar. Kürtler bunlara karşı isyan ediyor. İsyan edince Hazreti Ömer diyor ki, Zerdüşt Tapınağı'nı yıkmayın. Halkın kültürel ve dini her şeyini serbest bırakın ama vergiye bağlayın. Orada Arap askerler Erdebil'den çıkıp işte bütün bölgeyi ele aldıklarında diyor ki, biz buradan savaşla galip çıktık. Kürtlerin kadın ve çocuklarını ganimet olarak alalım. Hazreti Ömer buna karşı bir fetva yayınlıyor. Kesinlikle bizim işimiz kadın ve çocuklarla değil. İslam'da böyle değil. Bunu katiyen yasaklıyor. Yani Hristiyanlardan ziyade Zerdüşlerin, Kürt Zerdüşlerin olduğuna dair belge, bilgi daha fazladır tarihte. Evet, sorular arasında o da var, Bedüçilerin Kürt olduğuna dair kitaplar, belgeler. Gelen yorumlar arasında, yorum soruları arasında da. Biz onlara daha sonra dönecektik. Neyse, biz kendi sorularımıza devam edelim hocam. Peki, sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalar, yani yaptığımız çalışmalar yeterince ilgi görüyor mu? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz başladığımızda takipçi kitlemiz bir yıl boyunca yanılmıyorsam 1000-2000'i geçmiyordu. Bir de tarih insanın hep haz edeceği ya da çok üstünde duracağı bir alan değil. Bu sebeple zamanla yavaş yavaş kitleleri, bazen bunu açıkça söylüyorum, hani tarih biz belgeye dayanarak da anlatırız, sözlü kültüre dayanarak da anlatırız. Anlatım içerisinde biraz da abartı da vardır esas. Bu abartı kasten yapılır. Yani normaldir. Çünkü her millet böyle yapar. Hani İlber Ortaylı'nın bir programı vardı. Kürt bir genç kalkıp dedi ki, hocam tamam, siz Türk tarihinden her şeyden söz ediyorsunuz da Türkler tarihlerini çok abartıyor. Bu kadar abartmak normal midir? Evet diyor, normaldir. Siz de abartın. Sizi tutan mı var? Ya biraz da böyle. Hani abartı derken çok böyle gerçekçilikten ya da gerçek kavramdan uzaklaşmak değil de daha böyle bazen süsleriz, daha böyle ilgi çekici hale getiririz. Ve en önemlisi, bu sosyal medya üzerindeki başlattığımız bu durum yüzlerce insana örnek oldu. Bugün onlarca sayfa var. Bu şekilde örnek alıp hizmet eden, insanlara bir şeyleri öğreten, bizden alan veya kendi araştırmalarıyla insanlara ulaşan örnek sayfalar da çoktur. Çünkü sonuçta biz ilk önce biz öğreniyoruz, öğrendiğimizi iyi tahlil ediyoruz, tahlil ettikten sonra takipçilerle paylaşıyoruz. Peki hocam, biz Kürtler hangi konuda ilgi gösteriyorlar? Yani ilginin en büyüğünü böyle kategorize edeceksek, antik çağ ilgi yoğundur, fazladır. Ama şahsiyetlerden yola çıkacaksak, işte Selahaddin Eyyubi'dir, Celalet Bedirhan'dır, Saidi Kürdi'dir. Bu tür isimlere yönelik ilgi daha fazladır ki muhtemelen ilginin rekor düzeyde olduğu şahsiyet Selahaddin Eyyubi'dir. Ona yönelik ilgi daha fazladır. Çünkü bazı isimler vardır, üzerinde inanılmaz bir kara propaganda yapılır. Bu kara propaganda ile büyüyen kitleler gerçek metinlere ulaştığı zaman aa der, bize böyle anlatmadılar. Hani konunun başında dediğim gibi, bunu yaratan algı, bunu yaratan yazan, çizenler Kürt düşünce dünyasıyla olaya bakıyor. Öyle diyeyim. Peki, diğer soruya geçelim. Böyle tek tek kendi sorularımı soruyorum, daha sonra gelen soruları cevap veriyorum. Yani öyle de olur. Evet, öyle yapalım. Olur. Tamam hocam. Peki Kürt tarihi ideolojilerin kurbanı mı oluyor? Yani konunun başında da dediğim gibi, bırakın ideolojilerin kurbanı olmayı, ideolojiler tarafından tarihimiz katledildi. Şimdi biz tarihi dönemsel şartlara göre değerlendirmiyoruz.
bazı şahsiyetleri ön plana çıkarıp, bugünle mukayese edip, günümüz konjonktürüne bağlayıp, efendim şöyleydi diye anlamsız savunmalar ortaya atıyoruz. Mesela en büyük işte İdrisi Bitlisi'dir. İdrisi Bitlisi ile ilgili kimse tarihi bir bağlamda konuşmuyor ki, tarihi bir bağlamda o şahsiyeti ele almıyor ki. Eminim kendi el yazmasıyla yazdığı kitabı Kürtler arasında okuyan sayısı 40 milyon muyuz? 10 bin değildir. Yani bugün biz şerefnameyi işte 1597'de Bitlis hükümdarı Şerefhan Bitlisi tarafında yazılan şerefnameyi okuma oranlarını geçen işte kitapçılardan, online satış sitelerinden vesaire çeşitli istatistikler aldık. Acaba bir gelişme vesaire var mı? %5, %6. Hani'yi okuyan kesim %5, %6 geçmiyor. Bu korkunç bir şeydir. Bu korkunç kötü rakamlardır. Çünkü insanlar okumadan bir başkasının algısıyla yorum yapabiliyor veya o yaratılan algının tamamen gerçek olduğuna inanç getirebiliyor. Bu da kötüdür. Biz bu kötülüğü işte aşmaya çalıştık ve nitekim açtığımızı da düşünüyoruz. Zahmetli de olsa yavaş yavaş üstesinden gidiyoruz, öyle diyelim. Çünkü hocam, bunu özellikle söylüyorum. Özür dilerim. Bahsettiğim kişiliğin, yani İdris Bitlisi'nin yazmış olduğu bir kitap var. İşte akademisyen Hicabi Kırlangıç tarafından çevrilmiş. İnsanlar bu kitabı alıp okumak yerine, ki okuduklarında inandıkları çoğu şeyin yalan olduğunu, çarpık olduğunu görecekler. Ama okumadan bir başkasının algısıyla ya şöyleydi diye net, kesin bir çizgi çizebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Ben bazen bir metin üzerinde saatlerce düşündüğüm oluyor. Bir metin, küçücük bir metin. Saatlerce düşünüyorum, acaba niye böyle? İnsanlar hiç okumadan inanılmaz derecede keskin çizgilere sahip olabiliyor ve bunlar içerisinde tırnak içerisinde okumuş kesim daha fazladır. Bu da ayrıca trajik bir şey. Ayrıca trajik bir olay. Hocam, ne zamandır bu Kürt tarihi hakkında araştırma yapıyoruz, insanlara bilgi sunuyoruz. Peki fark ettiniz mi, insanlar tarih konusunda aşırı duygusal tepkiler veriyor? Sebebi ne olabilir? Yani bu duygusallık bana göre ulus devlet döneminde Kürtlerin, Kürt hareketlerinin başarısız girişimleri, isyanlardır vesaire. Bu girişimlerin sonuçsuz kalması ve büyük trajedilere yol açması, toplumsal bağlamda, lider bağlamında, işte azadinin bütün yapılanması çökertildiği, liderleri asıldığı, Şeyh Said Hekaze öyle, ondan önce 1914 Bitlis ayaklanması öyle, onun öncesinde Seyyid Ubeydullah'ın ayaklanması yine öyle. Bunlar başarısızlıkla sonuçlanınca yakın tarihimizin örnekleri, ister istemez insanlar arasında duygusal bir refleks meydana geliyor, duygusal bir tepki meydana geliyor. Ya işte biz niye başaramadık, biz niye istediğimiz hedeflere ulaşamadık? Ben bazen bunu şöyle izah ediyorum. Bizim örgütlenmelerimiz Kürt merkezli, yani Kürt şehir merkezli, bölgesel anlamdaki örgütlenmeler değildi. En büyük kayıplarımızdan bir tanesi buydu. Entelektüel, aydın, topluma öncü olan kişilerin İstanbul merkezli hareket etmesi ve buradaki aşiretlerin yeni dünyada, işte Osmanlı yıkılıyor, yıkılmaya doğru gidiyor vesaire, yeni dünyadan bir haber olmaları, yeni dünyayı kavrayamamaları. Bu inanılmaz trajik bir olaydır. Oysa örneğin Bedirhaniler, ki bunu Abdurrezzak Bedirhan biraz denedi, ondan sonra deneyen çıkmadı maalesef. Örgütlenmeler İstanbul merkezli yapılıyordu. İş biter, sona doğru gelir. İşte Kürt aşiretleri oraya dahil edilmek istenir. Ama çok geç oluyordu maalesef. Çok geç olduğu için de bu yapılanmalar ve örgütlenmeler çözülmeye gidiyordu. Ve son trajik bir son oluyordu. Duygusallık biraz buradan geliyor işte. Çünkü bir kaybediş var. Biz son 100 yılda çok kötü kaybettik. Bunu kabullenmek gerekiyor. Hocam, bence birkaç soru alalım.
bayağı şey yaptılar. Önce şeyden başlayalım. Yani... Ölçülerin Kürt olduğuna dair onu söyledik. Daha sonrasında da şimdi biz Revanliler ve Arap... Belluciler üzerine şunu söyleyeyim. Ufak geçelim onları da. Bellucilerle ilgili örneğin Hani gibi bir büyükleri var 1600'lü yıllarda. Bunlara dair bir kitapları var. Bu kitapta kendilerinin de Kürt olduğunu, Medlerden geldiğini söylerler. Bellucilerin yaşam, kültür tarzlarına baktığımız zaman Kürtlerden ayrı olduklarını düşünemeyiz. Sanırım çünkü kaynak kendileri... da istiyorlardı soruda. Şöyle bir şey. Bazen hani bu Hırvatlar konusunda da böyle olur. Hırvatlar, Hırvat araştırmacılar 1700'lerde araştırma yapmışlar. İşte biz bir şekilde Kürtlere bağlanıyoruz. Geldiğimiz coğrafya onların coğrafyası. Onlarla akrabayız vesaire. Bu Kürt merkezli yani Kürt aydın dünyasından dışarıya doğru açılmış düşünceler değil. Onların kendi araştırmalarıdır. Birileri ben Kürt'üm diyorsa biz burada bir homojenlik aramayız. Zaten Kürt homojen bir kimlik değildir. Biri kendine Kürt dediği zaman biz direkt kabul ederiz. Ama sen örneğin bir Bulgar değilsen değilsindir. Bulgarlar seni kabul etmez. En nihayetinde dersen Bulgar değilsin. Ama biz böyle bir refleks geliştirmiyoruz. Kendisine Kürt diyen herkesi kabul ediyoruz. Yani Belucilerin Kürt olduğunu söylememiz doğrudur. Yanlış bir şey değil. Öyle bu soruyu da cevaplamış olalım. Tamam. Sondan gelen bir soruyu alıyorum. Hocam Kürtlerin ilk çıkış yeri Ağrı mı Zagros mu? Zagroslardır. Evet. Çünkü soruları bütün, alalım. Sinirlenen bir bilimsel, arkadaş vardı yazıyor 3-4 defa. Ya bazen çok aşırı şey oluyor soru yani görüyorum işte aşırı mesaj olunca ister istemez ıskalıyoruz. Şimdi Zagroslara yani. Gelelim. Mesela Zagroslarda yapılan bir araştırmada 60 bin yılına ait diş bulunuyor. Erkeğe ait bir diş. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Hatta ünlü uluslararası bir arkeoloji sitesi de paylaşmıştı bunu. O yüzden bizim çıkış noktamız ya şu bazıları çok şey yapıyor. Evet. Bir dakika. Ben hemen şunu bir engelleyeyim. Yani ben benim kültürümde engelleme vesaire yok. Ben herkesi söylüyorum. Şey yapmaya gerek yok yani. Böyle abartı bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor diyelim. Yani işte bravo, dikkat çekiyor. Olsun çok var böyle. Ben hiç takılmadım. 10 yıldır insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. 10 yıldır her türlü karakteri gördüm. Ben her türlü karakterdeki Kürt'ü de seviyorum. Yani hiçbir zaman bir kin duymadım. Bireysel olarak, kişisel olarak kin duymadım. Bizim çıkış noktamız özetle Zagroslardır. Buna dair bilimsel veriler de çoktur. Bilimsel araştırmalar ve makaleler de çoktur. Zagroslardan sonra açıldığımız coğrafya Ağrı. Ermenistan, Azerbaycan. Mesela bizim en eski şehirlerimizden toprağımız diyebileceğimiz coğrafyamız Zagroslardan sonra Ermenistan, Azerbaycan'dır. Hocam bir tane de ne var burada? Şeyh Said'den söz eder misiniz? Atatürk'ün tarih sözü verdi mi? Şeyh Said, Allah rahmet eylesin, bütün Kürtler tarafından sevilen bir isim. Kendisi yine birçok çevre tarafından ideolojik bağlamda ele alınıyor. Bunun sebebi de işte İslamcılar hayır bu hareketin İslam merkezli olduğunu, Kürt merkezli olmadığını, Kürt kimlik merkezli olmadığını, en nihayetinde amacının din olduğu, ümmet olduğu vesaire tam tersini söyleyenler de var. Esasen Şeyh Said hareketi azadiden bağımsız bir hareket değil. Çünkü Cibranlı Halit Erzurum'da tutsak edildiğinde, tutsak edilip Bitlis'e gönderildiği zaman telgrafla Şeyh Said'e isyan etmesini, ayaklanmayı başlatmasının direktifini veren kendisidir. Şeyh Said'i şöyle değerlendirelim. Evet, din
merkezli bir harekettir de, ama bu bağlamda kimlik merkezli bir harekettir. Çünkü insanların ıskaladığı şey şu, bunu 1914 Bitlis ayaklamasında da görüyoruz. Molla Selim Ermeni Patriği'nin yanına gidince diyor ki işte İttihat ve Terakki kötü bir sistem getirecek. Bu kötü sistem içerisinde bizim yerimiz yok. Bize destek verin, biz İttihat Terakki'yi ortadan kaldıralım. Yeniden hep birlikte özgürce bir sistem yaratalım, bir bölge yaratalım vesaire. Ermenilerin oradaki tepkisi çok ilginçtir, Ermeni cemaatinin. Hayır diyor, siz şeriatı getiriyorsunuz. Enver ve Talat'ın getirdiği laik sistem bizim için daha yaşanılabilir bir sistemdir. Oysa bir yıl sonra 1915'te tecir kanunuyla gerek katliamla Ermeniler bölgeden büyük bir katliam, hatta soykırımla çıkarılıyor. Şehzait isyanına da bu bağlamda bakıyoruz. Çünkü Kürt kimliğinden koparılmış bir hareket, işte efendim böyle bir dünyası yoktu. Hayır, bizim bütün yakın tarihteki ayaklanmalarımız, özgürlük hareketlerimiz din merkezlidir ve din alimidir bunlar. Özellikle Nakşi Halidi geleneğinden gelen insanlardır. Seyyid-i Beydullah böyledir. Şeyh Said böyledir. 1914 Bitlis ayaklanması böyledir. Yani bu toplumu kasıtlı bir şekilde ele aldıklarında ya tamamen din eksenli ya tamamen kimlik eksenli. Hayır. Hem din eksenlidir, hem kimlik eksenlidir, hem özgürlüğü barındırır içinde, hem kendi hak, hukuk sınırlarını barındırır, öyle diyeyim. Yani Şehzade Efendi'ye mekanı cennet olsun, bu bağlamda, ideolojik bağlamda yaklaşanlar hata ediyor. Çünkü buna dair yüzlerce belge var, amaçlarına dair, fikirlerine dair vesaire. Hocam, çok gelen sorulardan biri daha, Lolo Devleti hakkında bilginiz var mı? Pardon? Lolo Devleti. Lololar Gutilerle akrabalar. Hem yakın akrabadırlar, Kirmanşah bölgesinde. Milattan önce işte 2000'lere doğru güçleniyor bunlar. Annubani en büyük liderleridir ki ona ait bir siteli biz yanılmıyorsam 2 ay önce paylaşmıştık. Lololar Gutilerle akrabadır ki Asurlar Lululara saldırıp büyük bir katliam yaptıklarında biz oluk oluk Guti kanı aktırdık der büyük kralları ki Kürtler daha sonra Asurlara karşı birleşerek o imparatorluğun da sonunu getiriyorlar. Yani Lulular Kürttür. Bilinen Gutiler gibi Kürtlerin atalarındandır. Hocam bir de şey sormuşlar, Göbekli Tepe hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Yani ben Göbekli Tepe hakkında ciddi bir araştırma yapmadım. Ciddi bir araştırma yapmadığım için buna cevap vermem doğru değildir. Muhtemelen Göbekli Tepe'de sadece eminim buna, Göbekli Tepe gibi nice böyle binlerce yıla uzanan medeniyet kalıntıları var. Genetik kodlarla ilgili bir şey okumuştum. Tabii ben onun kaynağına daha sonra ulaşamadım. Dediler ki yeni bir kaynak çıkmış, bir kitap önerisi yaptılar. Genetik kodlarda işte orada yaşayan medeniyetin bugün işte Kürtlere yakın olduğu söyleniyor. Ermenilere yakın olduğunu söyleyenler de var ama biz bu tezi şu an için kabul etmiyoruz. Bilimsel olmadığı için kabul etmiyoruz. Çünkü Ermenilerin bu bölgeye gelişi İskitlerle birlikte oluyor. İskitlerin elinden kaçarak Urartu Halidilere sığınıyor Ermeniler. Hocam, Muhammed Gazi'den biraz da söz eder misiniz diyorlar. Ama yani, ondan önce şey mi geçelim? Kürt tarihi 13 bin yıllık mı diye. Oradan başlayalım yoksa? Yani şimdi bizim 13 bin yıl dememiz için elimizde ciddi verilerin olması lazım. Hani biz bazı şeyleri de çok zorlamayalım. Zaten 6 bin, 7 bin yıla kadar gidebiliyoruz. Bu bile çok şeydir. Çok büyük bir geçmiştir. Çok büyük bir kültürdür vesaire. Yaşadığımız bölgelerde kendimize has kültürlerimiz vardır. Mesela işte Sümerlere egemen olduğumuzda, Sümer hanedanlığına egemen olduğumuzda Sümer tabletlerinde tarımın
Kurtiler tarafından onlara öğretildiğine dair bilgiler var. Bu bilgileri geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Bununla birlikte önemli işlere de medeni bağlamda imza atmışızdır. İşte tarımdır, hayvancılıktır. Mesela Mitanniler atı evcilleştiren ilk toplum sayılırlar ki öyledirler vesaire. Tabii 13 bin yıla gitmek için üzerinde ciddi ciddi durmak gerekiyor. Ve açıkçası böyle bir iddiayı da ortaya atmak şu an için böyle yani hani biz bilinen şeyleri önce bilelim, iyi öğrenelim. Bilinmeyen, şüpheli, soru işareti olan konulara bilim insanları daha sonra yoğunlaşır. Ama biz henüz 100 yılı, 200 yılı, 300 yılı öğrenmeden, bilmeden, şerefnameyi okumadan kendi tarihimizi 13 bin yıl geriye götürüyoruz. Önce bir var olanı okuyalım, var olanı bilelim, var olan üzerinden bir profil oluşturalım, sağlam olsun background, ona göre 13 bin yılı 10 yıl sonraki bizden sonra gelen nesil tartışır. Hocam bir de Rojava ile Başur hakkında biraz bilgi verelim. Onu da soruyorum. Yani ne bağlamda soru ne bağlamda? Genel şimdi herhalde. Rojava, Başur. Herhalde onlar hakkında pek fazla bunlar işte için. Bizim tarihi topraklarımız yani Kürtlerle ilgili şöyle bir şey var. Efendim geliş yerleri şurasıydı. Zamanla şuraya yayıldılar. Hayır. Biz Zagroslardan çıktığımızda işte 2000-3000 yıl önce vesaire bütün bugünkü geleneksel diye tabir ettiğimiz ya da coğrafi olarak belirlediğimiz sınırın tamamına hakimdik. Ama şu konuda belki şöyle bir şey diyebiliriz. Bu yayılmanın daha böyle profesyonel, daha fazla geniş zamanı Eyyubilere mi denk geliyor? Evet, Eyyubilere denk geliyor. Eyyubiler döneminde Kürtler şu anki coğrafi sınırların dışına da çıkarak Ürdün'dür, Mısır'dır, Yemen'dir, geniş bir coğrafyaya dağılım gösteriyorlar. Ama tarihsel sınırlarımız, bugün biz neredeyse tarihsel sınırlarımız da orada. Örneğin bugün Azerbaycan'ın Gence, Berde taraflarında yokuz ama orası bizim 2000 yıllık toprağımızdır. Örneğin biz bugün Karabağ dedikleri yerde yokuz, bizim yine 2000 yıllık toprağımızdır. Şeddadilerin, Revadilerin çıkış noktası buralardır. Yani bu biraz Ermeni diasporasındaki tarihçilerin, aydınların ortaya attığı temelsiz tezlerdir. Yani işte Kürtler göçebeydi, Kürtler zamanla çoğalıp yayıldılar. Yok böyle bir şey. İşte biz 2000 yıl önce bugünkü Azerbaycan coğrafyasında var. 3000 yıl önce Zagroslardayız. İslam fethi fetihleri sırasında Bitlis'teyiz. Bir sürü İslamcı tarihçinin o dönem yazdıkları kitapları paylaştık, sözleri paylaştık. İşte Kürtlerin nerede yaşadığına dair. Şimdi zaten biz hani buna dair İslami arşivinin genel anlamda bir Kürt tarihine dair ansiklopedisini hazırlıyoruz. Bu çalışma herkese son derece faydalı olur. Evet yani, hocam ona gelecektim. Gelelim ona. Aynen yeni bir kitap çalışması yayınlandı. Devam gelecek mi? Şimdi bizim bu kitap çalışmamız esasen biraz geç kalınmış bir çalışmadır. Yeni yayınladık Kürtler Şehir ve Şehirleşme. İkinci Uluslararası Bitlis Sempozyumu'nun tebliklerinden oluşturduğumuz akademik çalışmadır. İçinde sosyolojiye, Kürt sosyolojisine dair, edebiyatına dair, şehir yaşantısına dair çalışmaların olduğu bir kitaptır. Bu kitapta mesela İbn Hafkal'ın, akademisyen İbrahim Abbas tarafından İbn Hafkal'ın Kürt şehirleri, Kürt toprağına dair çizimleri, haritaları ve buna dair bilimsel bir makalesi var. İbn Hafkal hangi şehirden bahsetti? Cizre'yi çizmiş mesela haritasında. Cizre şehrini gösteriyor. Milattan sonra 977.
Milattan sonra 977 ile buralar dediğim gibi Kürt toprağı, işte Cizre'yi çiziyor, bir başka yeri çiziyor vesaire. Satışta olan kitabımız bu bağlamda çok faydalı olacaktır. Peki hocam, yeni devamı gelecek mi? Çalışmayı biz iki arkadaşla şu an iki aydır sürdürüyoruz. Yanılmıyorsam bir iki arkadaş daha yardımcı olacak bize. Çünkü tek başımıza işin içinden çıkmamız mümkün değil. Bütün bir arşivi antik, ortaçağ, günümüz şeklinde belirli metotlara, belirli kronolojiye uyarak hazırlıyoruz. Bu Kürtler için bana göre derli, toplu, sağlam bir çalışma olacak. Bütün arşivi bu şekilde bir araya getirmek, gravürlerle, çizimlerle, şehirlerle. Mesela Lawrence'ın Kürt şehirlerine dair çizimleri var. Fransa Devlet Müzesi'nde bütün orijinal çalışmaları. İnanılmaz gravürlerdir, inanılmaz çizimlerdir. Bitlis, Van, Diyarbakır, Hamedan, yani bütün bir Kürt coğrafyasında o dönemki büyük şehirleri, önemli şehirlerin çoğunu çizmiştir. Ve düşünsenize, bunun bütün çizimleri de anlatımıyla birlikte, işte şehirde ne vardı o zaman, evler nasıldı, camiler nasıldı, surlar var mıydı şehrin etrafında, bunların da açıklaması yapılarak eklenecektir. Şahsiyetler eklenecektir, devletler eklenecektir. Yani birden fazla konu geniş bir çalışma şeklinde ele alacağız. O bizim ustalık eserimiz olacak, öyle diyeyim. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bu akşamlık bu kadar, bitirelim. Arkadaşların çok sorusu var. Paylaştığımız gönderilerin altına sorularını, yorumlarını yapsınlar. Oradan yani ben soruları... Çok fazla, ben yetişemedim. Yazdım birkaçını. Yani yetişmek mümkün değil. Şimdi Kerkük'le ilgili mesela bir soru gördüm. Hemen şu an ekranda gördüm. Bir defa tarihsel olarak hiçbir zaman Kerkük Türkmeneli olmamıştır. Ve tarihte Türkmeneli diye bir kavram yoktur. Böyle bir kavrama hiçbir yazılı kaynakta denk gelemezsiniz. Kerkük Büyük Şehrezor vilayetinin şehridir. Esasen isim Şehrezor diye geçer. Çünkü Kürtler, Şehrezor, Kürtlerin en kadim topraklarından bir tanesidir. İslami tarihçilerin Şehrezor üzerine Hamabi'nindir, Yakubi'nindir, Mesudi'nindir, birçok notu vardır Şehrezor üzerine. Kerkük tamamıyla kadim bir Kürt şehridir. Sonradan Türkmenlerin gelişi, işte Zengiler Amedya tarafına geçiyor. Zengiler ki Türkmendir vesaire. 1000 yıllıktır. Yani işte Selçukların 1071'de Mervanilerin desteğiyle bölgeye gelmesi. Ki o destek biraz tırnak içerisinde söylüyorum. Ne kadar gönüllü bir destekti. Yani pandemi vesaire ortadan kalksın. Bizim buna dair bir çalışmamız var. Selçuklar, Kürtler, Malazgirt Savaşı. Bu hususta çalışması olan akademisyenleri de çağıracağız. Bir netlik kazanacak o tarihi muğlak kalan yerler vesaire. Ama dediğim gibi Kerkük, Türkmenlerin oradaki varlığı belki 1000 yıl bile değildir. Yani yok, çünkü ben denk gelmedim. Yüzlerce kaynağa baktım, meraktan bakıyordum. Bırakın onu, Şemseddin Sami'nin Kamusul Alamını biz çevirdik, işte yayınladık orijinaliyle. Kerkük Kürt şehridir. Dörtte üçü Kürttür, geriye kalan işte Türkmen, Keldani, Arap vesaire. Arapların daha fazla egemen olması, nüfus bağlamında egemen diyorum, siyasal bağlam değil, Baas Arap Kemeri politikasıdır. Bunu da paylaştık. Saddam'ın nasıl demografik yapıyı değiştirmek için Arapları o bölgeye yerleştirdiği, aile aile, sayı sayı, köy köy. Bunun bir örneğini biz Rojava'da da gördük, Hafız Esad dönemi. Bütün köyler Tilhalef'ten tutun Tiltemir'e kadar Arapların nasıl o bölgeye yerleştirdiğini, Arap kemerinin hangi amaçla oluşturduğunu, hatta Baas 63 devrimi yanılmıyorsam, yanılabilirim de ama 63 aklımda öyle kalmış.
Kürtlerle ilgili 10 maddelik bir manifestoları var. Baaz Partisi'nin resmi manifestosu. Kürt diye bir şey yoktur, kimlikleri yoktur, coğrafyaları yoktur, Kürdüm diyene şöyle yapılmalıdır, işe alınmamalıdır, memur yapılmamalıdır vesaire vesaire. Başka soruya bakıyorum, ekranda soru var mı diye. Bakıyorum ama şimdi, çok var. Hangisini alalım? Yani Mervaniler'den bahsetmişler. Bir defa Mervaniler bizim Şeddadilerle birlikte en uzun soluklu devletlerimizdir. Bunlar birebir Kürt devletidir. Ben bunlara hanedanlık diyorum. Kars'taki camide Kürtlerin yapımı diye geçen ama esas da Kürtlerin olan. Necef tarafından yapılıyor ve Şeddadilerin hakimiyetine esasen Selçuklular da son vermiyor. Gürcü, Kürt asıllı bir hanedanlık son veriyor Şeddadilere. Selçuklular o eserle ve o coğrafyayla hiçbir ilgileri yok. Onun öncesinde işte Kürtlerin Ani'de Bizanslara karşı yaptığı birçok savaş var. Biz bunun minyatürünü de geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Şehri nasıl Bizanslara karşı savunduklarını dile getirmiştik. Mervani ve Şeddadiler bizim altın çağımızın altın devletleridir. Eyyubilerle birlikte. Kesinlikle Eyyubileri Kürt devleti dışında tutmamak lazım. İnsanlar hani biraz ulus kimlik bağlamında değerlendirmeler yapıyor. Selçuklular tarihte kaç defa kendilerine Türk dediler? Osmanlılar kaç defa dediler ki Osmanlıların tarihini yazan biz. Şükrü Bitlisi, İdrisi Bitlisi. Tarihi yazan da Kürttür Osmanlı'nın. Hiçbir zaman ben bir Osmanlı sultanının kendisine iki defa Türk dediğine denk gelmedim. Yani şu açıdan söylüyorum. Eyyubilerin efendim Kürtlere ne yaptılar diye ilginç bazen trajik sorularıyla karşılaşıyoruz arkadaşlarım. Eyyubiler her şeyden önce Kürtlere iyi bir soluk oldular. Eyyubiler döneminde Kürtlere karışan yoktu. Savaş vardı ve bu savaşlar mesela çoğu zaman Kürtlerin lehine sonuçlanan savaşlar oluyordu. İşte Kılıç Aslan'la Raban Kalesi'nde Eyyubi ve Selçukların yapmış olduğu savaş sırf bir kale yüzünden o kaleki Kürtlerin kontrolünde böyle bir savaş meydana geliyor. Eyyubiler sadece bir kale için mi savaştılar? Hayır. Burada etnik bir durum da söz konusudur. Yani, hocam bitirelim. Bitirelim başka soru yoksa. Bitirelim. Yani ben tuhaf şeyler görüyorum. İnsanlarımız böyledir. El yazması şey tarafından sitemizde var. İsmini unuttum şimdi. El yazmasının bir kısmı sitemizde Selahattin Eyyubi'nin kaleminden kendisi diye arattığınızda karşınıza çıkacaktır. Orada işte hangi aşiretten olduğunu söylüyor ki bana göre biz yeniden Şeddadiler ve Revadiler üzerine ciddi araştırmalar yapmalıyız ki ben buna dair çalışıyorum şu an. Yani %90 bana göre Şeddadiler Revadilerin de bir üst koludur. Öyle diyeyim. Ağzınıza sağlık hocam, emeğinize sağlık. Benim özellikle ilgi duyduğum bir Kürt devletidir. Çünkü hem sanat gelişmiş, hem mimari gelişmiş. Çünkü Bayındırlık, bütün şehirleri Bayındırlık. Berde öyle, Gence öyle, Ani öyle. Bayındırlık'taki kastım imar ve inşa. Bir yerin yaşanılabilir hali. Berde kapılarıdır, Gence mesela Gence kapıları var. Gürcistan'da bir manastırdadır. İlk defa ben yayınlamıştım. Bugün onun manastır kapısında olması çok kötü bir şey. Onu alıp işte Erbil'e, müzeye getiremiyorsak bu bizim ayıbımız. Böyle yüzlerce eserimiz var. Bilmiyoruz. Sikkeler var işte Ulusal Müzesi'nde vesaire vesaire. Bunları iyi bilmemiz lazım. İyi bilmemiz lazım. İyi öğrenmemiz lazım. Başka soru yoksa yavaş yavaş kapatalım. Süremiz ne oldu? Süre
yazmıyor, süre görmüyorum. Yaklaşık bir 55 dakika falan oldu. Yani biz 1 saat diye ayarlamıştık. 1 saatimizi doldurmak üzereyiz. Naçizane elimizden geldiği kadar faydalı olmaya özen gösteriyoruz, gayret ediyoruz. Değerli takipçilerimizden de her zaman şunu istiyoruz. Tarihle yaşamayın ama tarihinizi bilin. Çünkü tarih sizi nesilden nesile götürecek yegane kimliğinizi besleyecek unsurdur. Bu kaybedilirse, bu tarifata uğrarsa, bu efendime söyleyeyim bizim tarafımızdan değil de yine bir başkaları tarafından yazılmaya kalkarsa bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Kürtler ve tarih arasında aidiyet bağlamında hiçbir duyguya denk gelmeyeceğiz. Evet. Neyse, gülerek kapatalım. Herkese tamam. Teşekkür ediyoruz dinledikleri için. Hocam size de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Biz, bu arada ben sordum. Hocam cevapladı. Bu kadar. Evet. Şey demiyorum ben artık. Herkese çok teşekkürler. Herhalde sana yönelik sorular mı oluyordu? Ben kaçırdım o kısmını. Geçelim hocam. Geçelim. Takılmayın böyle şeylere. Normal. Ya, takılmıyorum. Biz, normal artık. Böyle şeyler, takılmayı vesaire. Yok, hiç canlı yayınımız zaten. Kazi ile ilgili iki defadır bir şey görüyorum. Kazi bizim yakın tarihimizin mihenk taşlarındandır. Kazi bizim yakın tarihimizin örnek açısından idol kişileri arasındadır. Muazzam bir Kürt dünyası var, muazzam bir Kürt tasavvuru var, düşüncesi var. Bununla birlikte muazzam bir ahlakı var. Öyle bir örnek ki bizim alıp Kürtlerle ilgili söylemiş olduğu bütün sözleri çocuklara okutmamız lazım. Ki ben mesela fırsat buldukça, tabii bunu 7-8 yıl önce yapıyordum, çocuklara okurdum vasiyetini. O kadar etkilenirlerdi ki o vasiyetten. Çünkü orada bir nefret yok. Orada bir tahammül var. Herkese karşı bir tahammül. Orada bir sevgi var, kimliksel bir sevgi var. Orada nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair inanılmaz öğretici, ders niteliğinde sözler var. Bunları eğer biz kendimize referans alıp bir örnek oluşturabilseydik, bugün birbirimizle bu kadar uğraşmazdık. En azından öğretimiz, ciddiyetimiz daha farklı olurdu. Maalesef bizde ciddiyet problemi var. Ciddiyet sorunu kesinlikle var. Başka soru yoksa kapatalım. Teşekkür ediyoruz. Yeni çalışmamızdan satın alıp faydalanın lütfen. Çünkü satın alacağınız bu çalışmalar bizim şu an yapmış olduğumuz çalışmalara katkı sağlayacak. Bu bağlamda birbirimizi destekleyelim. Ve sevelim birbirimizi, tarihimizi iyi öğrenelim. Bitlisname'yi mümkün mertebe çevrenize, eş dosta tavsiye edin. Onlar da takip etsinler. Hocam YouTube, aynen. YouTube hazır gelmişken. YouTube'da yayın veya video ya paylaşımı. Benim YouTube'da, nasıl yapacağız? YouTube'da yayın yapabilmem için zamanımın olması lazım. Benim bu aralar zamanım yok maalesef. Gönül ister ki yapalım. Ama ben yapmasam bile bizden bilgileri alıp yapanlar var işte. Yüzlerce, binlerce insana ulaşıyorlar. Yani illahi her şeyi bizim yapmamız gerekmiyor. Bizim yerimize yapanlar da var. İşte kaç kişiye kaynak gösterdim, bilgi gönderdim, videolar yapmışlar, güzel güzel kitlelere ulaşmışlar. Her şeyi bizim yapmamıza gerek yok. İnsanlar uğraşıyor. Kimisi sesle anlatıyor, görüntüyle anlatıyor, kimisi yazıyla anlatıyor. Mümkün, yani asgari müşterek şu olmalı: hepimiz bir diğerinin yaptığı işe saygı duyalım. Küçük bir şey yapıyor olsa dahi saygı duyalım. İncitmeyelim, hevesini kırmayalım. Ölçü bu olmalı. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Rüken, sen de iyi bir moderatörsün. Mazlumu eledik. Artık mazlum yerine moderatör sensin. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum hocam bu yayın fırsatını verdiğiniz için.
Yıllardır bizimlesin. Var ol, var ol. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hocam. Herkese kolaylıklar ve başarılar. İyi kalın, sağlıklı kalın, hasta olmayın.